Bilinçaltımız bizim gizli bahçemizdir. Çocukluğumuzdan itibaren oraya ektiğimiz tohumlar bizim hayatımız boyunca peşimizi bırakmaz. Tıpkı pozitif ve negatif tohumlar gibi. Ve hayatımızda neyi düşünürsek onları çekeriz. Eğer olumsuzluk düşünürsek strese gireriz. Olumlu düşünürsek işler değişir. İşte bu yüzden bizim düşünce tarzımız sadece zihnimizde değil, bedenimizde de birçok değişikliğe yol açar. Özellikle hücrelerimizde düşünce tarzımızla birlikte farklı hormonları salgılama yeteneğine sahip oluruz. Bu sayede hücrelerimizde aktif olmayan proteinler bu düşünce tarzıyla aktifleşmeye başlar ve hayatımıza farklı alışkanlıklarımızın dışında yeni şeyler çekmeye başlarız. Eğer sürekli olumsuzluk düşünürsek, vücudumuzda hücreler zihnimizin kontrolünde farklı şekilde çalışarak hastalıklara ve sorunlara yol açabilir. Oysa bedenimizi doğru yönlendirip doğru düşüncelerle aktive edeceğimiz yeni hormonlar hücrelerimizin farklı yapıdaki proteinleri çözmesine yarayacak ve bu sayede zihnimizle birlikte bedenimizde istediğimiz yönde hareket etmeye başlayacak. Tıpkı gençleşmek, tıpkı sağlıklı kalmak gibi. Bu yüzden zihninizi doğru yönlendirebilirseniz, hayatınıza çekmek istediğiniz her şeyi çekebilirsiniz. Aslında baktığınız zaman birçok şeyi yanlış yapıyoruz. Çünkü çevremiz, ailemiz, arkadaşlarımız, toplum bize hep olumsuzlukları ve negatifleri gösterdi. Dolayısıyla korkularımız oluştu. İşte bu korkuların içerisinde kaldıkça bu benzer enerjileri hayatımıza çekmeye devam ederiz. Eğer yorgun hissedersek, eğer kendimizi parasız hissedersek, bütün bunlarla ilgili kuantum alanı bize bunların hepsini gerçekleştirir. Oysa kendinizi daha sağlıklı, daha zinde, daha mutlu ve size her şeyin daha kolay geleceğini düşünürseniz ve bu düşüncenizi olmuş gibi şu an yaşayarak hissederseniz kuantum alanı size birçok farklı ve bolluğu, bereketi getirecektir. İşte buna inanarak ve bunu hissederek doğru düşünme biçimini kazanırsanız hayatınız değişecektir.